Evet, açıkçası heyecanlıyız, istekliyiz, hazırız. 5 tane eleme maçı oynadık. Bu 6.'sı ve en önemlisi. Daha önce de söylemiştim bunu. Başakşehir Kulübü 11 yaşına gelmiş. Genç bir dev. Çok fazla bu 10-11 yıllık tarihine kritik maç, final maçı sığdırmış bir kulüp ama bence son 2-3 sene içindeki en önemli maçlarından bir tanesini oynuyor. Hem içinde bulunduğumuz finansal durum, hem elimizde bulundurmuş olduğumuz işte Hamza gibi, Deniz gibi, Sefa gibi, Jalo gibi potansiyelli oyuncuları Avrupa vizyonunda Avrupa vizyonuna sunabilmek, hem kendi oyunumuzu Avrupa vizyonunda test etmek, hem de kulübün marka değerini çok daha yukarılara çekebilmek için çok önemli bir final maçı. Bütün başkanımız, yönetimimiz, kulüp personeli ve biz oyuncular ve teknik ekip tamamen bu maça konsantre olmuş durumdayız. Aynı şekilde St. Patrick tarihinin de belki de en önemli maçı. Onlar da ilk maçta bu maçı ne kadar, bu turu ne kadar ciddiye aldıklarını, ne kadar önemsediklerini, ne kadar iyi hazırlandıklarını bize gösterdiler. Tabii ki ilk maçta ufak mazeretlerimiz, çok uzun yolculuk, Alanya maçı, üstü hava şartları, buradan 30 derece nemli bir havadan orada yağmurlu ve soğuk bir hava. Bir 15 dakika maça giremedik açıkçası ama 15. dakikadan sonra oyunu iyi kontrol ettiğimizi, topa hükmettiğimizi söyleyebilirim. Hücumsal anlamda sıkıntılar yaşadık ama özellikle oynadığımız maçtan sonra elimize çok önemli veriler aldık. Bence kafamızda çok net resimler oluştu ve oyuncularla bunları hem antrenmanda hem analizde görsel biçimde paylaştık. Oyuncularımızın hücumsal opsiyonları çok iyi anladığını düşünüyorum. Tabii ki de hem hücumsal anlamda oyunu çok iyi oynamamız, oyunu domine etmemiz gerekiyor ama savunma anlamında da geçişlere ve özellikle yön ortalara dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi hazırım, hazırız. Oyuncularıma çok güveniyorum. Yarın tek maç, bugün Galatasaray'a, yarın kendi takımıma, Perşembe günü de Beşiktaş ve Trabzon'a başarılar diliyorum. Ülke puanları için çok değerli. İşte gördüğünüz gibi seneye Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon olan takım direkt katılacak. Bunlar çok önemli mali getiriler. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Onun yolu da buradaki playoff maçlarını kazanıp yeni lig formatlarına kalmaktan geçiyor. Umarım bütün takımlarımız playoff'ta başarılı olur ve ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil ederler. Yani bizim bunu burada akıl oyunları oynamaya gerek yok. Turun favorisi biz olduğumuz ortada. Ama hiçbir zaman kağıt üzerindeki favoriler sahada kazanacak diye bir durum yok. Bunu çıkıp sahaya taşımanız gerekiyor. Favori pozisyonunuzu, güçlü oyununuzu sahaya getirmeniz gerekiyor. Nitekim ilk maçta biz ilk 15 dakikada o ritmi erken bulamamamız rakibin oyuna girmesine ve cesaretlenmesine de sebep oldu. Bunun da farkındayız. Yarın bizim için en önemli faktör çok erken ritim bulup topun kontrolünü, oyunun kontrolünü ve 3. bölge oyunlarını iyi oynamamız. Bizim için anahtar faktör yarın için bunlar. Bunları oyuncularımızla çok konuştuk. Ona yönelik çalışmalar yaptık. Hem taktiksel hem rondo şeklinde bunlara hazırladık oyuncularımızı. Ben oyuna iyi gireceğimizi, ikinci maçtaki İberya maçı kalitesinde bir maç oynayacağımızı veya oynamak istediğimizi temenni ediyorum. Yani oyuncularımız o şekilde maça girerlerse, özellikle ikinci maçtaki İberya maçı temposunu erkenden ve ritmini erkenden yakalarsak yarın iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki de St. Patrick takımına çok büyük saygı duyuyoruz. Ciddi takımları elediler. Favori gözükmedikleri maçlarda turu atladılar. İlk maçta bize bazı zorluklar da yaşattılar ama biz 15. dakikadan sonra oyunun kontrolünü tamamen elimize aldığımızı düşünüyoruz. Orada yaşadığımız sıkıntı özellikle 3. bölgede verimli olamamamız. Bu da rakibin bizi 6'lı bloklarla veya gerekirse 7'li bloklarla karşılaması. Bazen 7-2-1, bazen 6-3-1 gibi karşılaması. Biz onlarla ilgili bazı resimleri ve görselleri oyuncularımızla paylaştık. 2 gündür de taktiksel antrenmanlara bunu taşımaya çalıştık. Bugün de son bir antrenmanla bunları pekiştirip yarın oyuncularımızdan bunları sahaya getirmelerini bekleyeceğiz. Ben oyuncularıma çok güveniyorum. O yüzden çok fazla endişem yok maçla ilgili.
Sadece arzumuz, heyecanımız ve isteğimiz var. Amacımız sadece ve sadece turu geçip Konferans Ligi'nin lig formatına kalabilmek. Bir ilave daha soru vardı galiba. Evet, tamam. Evet, rakibin güçlü yanları ilk maçta da gördüğünüz gibi dinamizmi ve uygun alan ve zaman yakaladıklarında geçişleri ve klasik ada futbolu, duran top ve yan ortalar. Biz ilk maçta bunları iyi savunduğumuzu düşünüyoruz. Bir maçın başında bir tane vurdurduğumuz kafa dışında rakibimize çok fazla bu konuda imkan ve olanak vermedik. Bunlara iyi çalışıyoruz. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Hem defansif anlamda agresif hem de toplu oyunda agresif olmamız gerektiğini, bu oyunu sahaya yansıttığımızda benim takımımın çok güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum. Oyuncularım da bunun farkındalar, hazırlar. Biraz daha nitekim diğer maçlara göre dinlenik de çıkacağız maça. Gördüğünüz gibi pazar günkü St. Patrick'in maçı da İrlanda Federasyonu tarafından ertelendi. O yüzden ben kıyasıya bir güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tek maç izleyenlere hem keyifli hem de sonu mutlu biten bir maç izlettirmek istiyoruz. Hafta sonundaki maçın ertelenmesi bize çok pozitif yansıyacak. Şöyle söyleyeyim, biz geçen sene Avrupa Kupalarına kalmak en büyük hayalimiz ve en büyük amacımızdı. Sezonu uzun oynamak şu anda en büyük amacımız. Yani bu sezon 50-55, gerekiyorsa belki mümkünse 60 maçları, 58-60 maçları görebilmek. Bu da ne demek oluyor? Hafta içi ve hafta sonu oynayacağınız maçlara hazır olmanız anlamına geliyor. Bizim federasyondan bir talebimiz oldu. Özellikle benim çok net bir şekilde. Kulübümüzle beraber ortak bir karar alıp bu talebimizi federasyonumuza ilettik. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu isteğimizi kırmadılar. Bu bizim isteğimiz sadece sezon başı olması ve playoff maçı olmasından dolayıydı. Sezon ortasında fiziksel antrenmanlar tamamlanmış, oyun ritmi yakalanmış, oyuncular %100 bir pozisyona hale gelmiş durumda biz böyle bir talebimiz asla olmaz. Orada hafta içi, hafta sonu ne gerekiyorsa oynamak istiyoruz. Zaten 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Buna göre hazırlıklarımıza devam ettik, devam da ediyoruz. Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyoruz. Avrupa Konferans Ligi'nde ilerlemek istiyoruz. Ve ligde de tekrardan seneye önümüze çıkabilmek için ilk 4'e, ilk 5'e girmemiz gerekiyor. Bunun da ligden geçiyor yolu. Ligde de aynı ciddiyetle, aynı performansı sergilememiz gerekiyor. Bence hazırız. Orta saha anlamında tabii ki de işte Alex için son anda gidişi, Crespo'nun listeler yazıldıktan sonra gelişi, Jalon'un oradaki sakatlığı, geçen hafta Kemen'in İberya maçında göstermiş olduğu çok fazla efordan dolayı kaynaklanan ufak sakatlığı orta saha rotasyonumuzu biraz daralttı açıkçası. Ama şimdi Kemen geriye dönüyor. Bu bizim için bir avantaj, elimizi rahatlatan bir durum. Ama eksik oyuncu veya sakat oyuncu şu an bizim hiç gündemimizde değil. Elimizdeki oyuncu grubunun hepsinden maksimum bir şekilde giren çıkan faydalanıp bu turu geçmek istiyoruz. Tek amacımız bu. Ama şunu söyleyebilirim, bize göre yarın elimizdeki en iyi 11 ile sahada olacağız. Geçen maçtan önceki röportajda da bizim bir hayalimiz var. O da Konferans Ligi'nde lig formatına kalabilmek dedik. Şu anki en gerçekçi, en elle tutulabilir hayal bu. Ama benim oyuncularımla ve takımımla ilgili daha büyük hayallerim var. Ben takımımı daha iyi şartlarda, daha iyi yerlerde hayal ediyorum, görüyorum. Önce yarın, ondan sonra da inşallah gidebildiğimiz, sonuna kadar zorlayacağımız gruptan çıkmak olur, çeyrek final olur, son 16 olur, yarı final olur, bilmiyorum artık ne olur. Oraların sonuna kadar zorlamak istiyoruz. Ama ilk gerçekçi ve tek hedefimiz yarın, bunu geçebilmek. Her türlü ihtimal düşünülerek 4 defa penaltı çalışması yapıldı. Veya gerçekçi olan 2 defa penaltı çalışması yapıldı ikinci maçlardan önce. Bu maçtan önce de bugün tabii ki de penaltı çalışması yapacağız. Bu ihtimallerin hepsini düşünüyoruz ve takımımıza göstermeye, uygulatmaya çalışıyoruz. Bugün de o çalışmalar muhakkak yapılacak. Başka soru var mı? Tamam abi, buyurun devam edin. Buyurun. Merhabalar. Gruplara kalmanız halinde ekstra bir transfer beklentiniz olacak. Evet. Şu
Şu an zaten iki tane transfer yapmak istiyoruz açıkçası. Bir sol bek pozisyonuna, bir de sağ ön pozisyonuna iki tane oyuncu almamız gerekiyor. Bizim normalde ana hedefimiz bu iki transferi tamamladıktan sonra transferi kapatmak. Ama Konferans Ligi'nde Konferans Ligi'ne kalabilirsek, ligdeki gidişatımız, Konferans Ligi'ndeki performansımız veya çekeceğimiz kura bize başka şeyler hayal ettirebiliyorsa eğer, bir fırsat transferi oluşabilirse bunu yönetimimizle beraber oturup karar verip gerçekleştirebiliriz. Transfer dönemi son güne kadar bitmez tabii ki, özellikle de Başakşehir kulübü için. Ama öncelikle hedefimiz iki tane oyuncu alıp transferi kapatabilmek.